Aranın ardından gün ortası devam ediyor değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Muhabirimiz Tuğba Aşıcı toplantıyı takip ediyor. Tuğba, sözü hemen sana bırakalım. Teşekkürler Öykü Cengiz. Senin dediğin gibi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeyiz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Yaklaşık 2,5 saatlik bir toplantı sürdü. Şimdi yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı bizimle. Ayrıntıları öğreneceğiz. Efendim neler konuştunuz, neler yaptınız bize anlatırsanız. Çok teşekkür ederim. Siz 2,5 saat dediniz ama 3,5 saate yakın, evet, 9'da girdik. 12.30'da çıktık. Gerçekten çok faydalı bir görüşme oldu. Malum Eylül ayında açıklanacak bir orta vadeli program var. Açıkçası iş dünyası da sabırsızlıkla bunu bekliyor. Bu programla ilgili iş dünyasının, oda ve borsa başkanlarının, sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini dinlemek istedi Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey. Çok faydalı bir görüşme oldu. Biz de müsait olarak görüş ve önerilerimizi verdik. Katılımcılar da çok değerli görüşlerini sundular. Bizim özellikle sunduğumuz ana görüş, özellikle vergi reformunun, kapsamlı bir vergi reformunun mutlaka yapılması gerektiği, tebliğlerle, yönetmenliklerle sürekli efendim ilaveler yapılan ve karmaşık bir hale gelen vergi reformunun adil, adaletli, herkesi kuşatıcı, herkesin kazandığına göre çok daha adil bir şekilde yapılması gerektiği hususunu dile getirdi. Kendisi de not aldı. Hatta bu konuyla ilgili bir çalışma yapılmasının kendisinin de çok istediğini söyledi. Birinci önerimiz buydu. İkinci önerimiz, kamuda özellikle tasarruf tedbirlerinin açıklanmasını çok olumlu bulduğumuzu, bu tedbirlerin de mutlaka takip edilmesi gerektiğini, 6 aylık, 12 aylık süreçlerle bu tasarruf tedbirlerinin sonuçlarının kamuoyuyla da açıklanması gerektiğini, bilgilendirilmesi gerektiğini söyledik. Bunun yanında efendim dijital dönüşüm, yeşil ekonomi ve bunlarla ilgili atılması gereken adımları, sanayicilerimiz sanayideki arsa sorunlarını, efendim biz ayrıca asgari ücretle ilgili bir takım önerilerde bulunduk. Asgari ücretin artık belli bir sistematiğe dökülmesi gerektiğini, sanayicilerin ve iş adamlarının da bunu bilmesinin önemli olduğunu söyledik. Çünkü asgari ücrette yapılan artışların özel sektörün de bir baz teşkil ettiğini ifade ettik ve bununla ilgili işte geçmiş dönemin enflasyon oranı artı bir refah payı olarak ülkenin büyüme rakamının ilave edilmesi gerektiğini söyledik. Bunların bir sistematiğe bağlanmasının doğru olacağını söyledik. Tabii ülkemizin zor zamanlardan geçtiğini, deprem yükü geldiğini, bunun yanında EYT'dir, memur maaşlarıdır, bütçeye ilave yükler geldiğini, bu ilave yüklerin de toplumsal bir dayanışmayla altından kalkılması gerektiğini, bu kapsamda da özellikle son artırılan vergilerin normal karşılanması gerektiğini ama bunun yanında dolaylı vergilerin de efendim 85 milyonun üstüne yüklenmesinin çok doğru olmadığını, özellikle ÖTV ve KDV'lerde artırılan vergilerin bunun yerine gelişmiş ülkelerde olduğu gibi doğrudan vergilerin arttırılması, dolaylı vergilerin de azaltılması gerektiğini söyledik. Bu konuda fikirlerimizi ifade ettik. Bence çok faydalı oldu. 15 Ağustos'ta da yatırım ortamını iyileştirme koordinasyon kurulu toplantısı var. Ona davet edildik. Orada da Türkiye'deki yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili öneri setimizi kendileriyle paylaşacağız. Bu tarz toplantıların da sık sık yapılması gerektiğini, özel sektörün ve oda borsa temsilcilerin görüşlerinin çok önemli olduğunu ifade ettik. Böylece çok verimli bir toplantı nihayete erdirdik. Peki vergi artışlarından bahsettiniz. Buna dair, devam edeceğine dair bir şeyler konuşuldu mu? Diğer taraftan asgari ücretle alakalı tekrar artışların devam edeceği konuşuldu mu? Bununla alakalı bir soru. Vergi artışlarıyla ilgili şunu söyleyeyim. Bir kafa karışıklığı vardı açıklanan tebliğde. Malum kurumlar vergisi %20'den 25'e artırıldı. Dolayısıyla bunun ilk 6 ay mı son 6 ay mı geçerli olduğu, hangi dönemi kapsadığıyla ilgili bir soru geldi. Ve onunla ilgili Gelir Dairesi Başkanımız çok net bir şekilde 2023 yılının tamamını kapsadığını altını çizerek vurguladı. Dolayısıyla bu vergi dilimlerinin
işte şu anda önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini, ikinci bir genelge yayınlanana kadar devam edeceğini söyledi. Tabii dediğim gibi özellikle özel tüketim vergisi kapsamına alınan temizlik ürünleri, hijyen setlerinin işte onlarla ilgili biz kamuoyundan gelen tepkileri de kendilerine arz ettik. Dolayısıyla onlarla ilgili işte onların da bir kısmının yurt dışından geldiği, dolayısıyla yurt dışından geleni azaltmaya yönelik bir takım tedbirler düşündüklerini söyledi. Özellikle biz ve iş dünyasının çokça dile getirdiği finansmana erişim sıkıntısı noktasında da taleplerimizi ilettik. Dolayısıyla enflasyonu düşürürken ekonomiyi durgunluğa sokacak, yani stagflasyona sebep olacak böyle bir oluşumdan da mutlaka kaçınılması gerektiğini söyledik. Merkezin rezervlerinin hırza attığını, Merkez Bankası'nın, dolayısıyla bu konuda da önümüzdeki aylarda rahatlama olacağını kendileri ifade ettiler. Hatta Merkez Bankası reskont krediliyle alakalı da bir değişiklik yaptı. İhracatçılara 300 milyonu 1,5 milyara çıkardı. Bununla alakalı da bir konuşma yaptınız mı? Doğru, ben söyledim onu da. 5 kat arttırıldı. Bunun çok önemli olduğunu, dolayısıyla bu manada ihracatçıların da beklediği bir uygulamaydı. Bu konuda kendilerine teşekkür ettik. Bu tarz ihracatçı, yatırımcı, üretici, istihdam arttırıcı faaliyetleri yapanlara destekleyici politikaların devamını talep ettik kendilerine. Peki şimdi asgari ücretler dediğiniz gibi bir taraftan artıyor. O denge sağlanacak mı? Yani işverene daha fazla destek sağlanacak mı? Vallahi asgari ücretle ilgili işte biliyorsunuz 6 ayda bir açıklanmaya başladı. Açıkçası ben orada dile getirmedim ama az sonra enflasyonu düşürmek, bir sarmala girmemek lazım. Dolayısıyla çalışanların alım gücünü artırmak, enflasyonu düşürmek de olur. Dolayısıyla bununla ilgili tedbirlerin alındığını, işte tabii parasal sıkılaşma da bunun bir parçası ama sonuçta yapılan yatırımlar var. Dolayısıyla kapasite kullanmamız artık sınırlara geldi. Kapasite arttırımı için makine siparişleri verildi. Dolayısıyla bu kredi erişimin, finansmana erişimin birdenbire kesilmesinin çok doğru olmadığını söyledik. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde rahatlatıcı adımlar atılacağını söylediler. Peki kurla alakalı bir şey konuştunuz mu? Buna dair bir şey yapılacak mı? Yani sanayici veya işte ihracatçıyla alakalı? Vallahi kur ihracatçıyı mutlu ediyor tabii ama kurun bir sürü ham maddeler üzerinde etkisi var. Bu da fiyatı arttırıcı, enflasyonu arttırıcı etkileri var. Kurun öngörülebilir olması, bugün belki de konuşulan en önemli konu başlıklarından biri oydu. Öngörülebilirlik iş adamları için çok önemli. Dolayısıyla orta vadeli planın mümkünse Eylül'den önce açıklanması gerektiğini söylüyorum. Çünkü çok ciddi bir yol haritası olacak ve buna titizlikle uyularak minimal revizyonlarla yola devam edilmesi gerektiğini söyledik. Yani her gün uyanınca yeni bir kanun görmeyelim. Dolayısıyla buna uyalım dedik. Kurla ilgili dediğimiz gibi çok detaya girilmedi ama kur ihracatçıyı mutlu etmeli, ithalatı da özendirmemeli. Belli bir dengede girmesinin doğru olacağını düşünüyoruz. Peki cari açıkla alakalı onu azaltmak için de adımlar atılabileceği söylendi. Buna dair bir şeyler konuşuldu mu? Vallahi onunla ilgili çok detaylı şeylere girilmedi ama hane halkının harcadığı sepetlerde enerji, gıda ve konut olduğu, %50'den fazla bu alanlara para harcandığı her hanenin. Dolayısıyla bununla ilgili somut önerileri beklediğini Sayın Bakan Yardımcımız ifade etti. Özellikle biz müsait olarak, ben de o meslekten olduğum için, konutla ilgili somut önerilerimizi kendilerine arz edeceğiz. Artık aile yapısının değiştiğini, konut tiplerinin ve kullanım amaçlarının değiştiğini, bununla ilgili somut öneriler beklediğini ifade etti. Biz de onunla ilgili bir takım çalışmaları kendisine arz edeceğiz. Biraz öğrenebilir miyiz? Neler önereceksiniz peki? Bunu daha önce basına da açıklamıştık. Tabii biliyorsunuz şu anda konutta TOKİ ve emlak konut %6'sı gibi konut ihtiyacını karşılıyor. En azından kamu tarafında yapılan konutların, deprem konutlarının. Biz mutlaka özel sektörün de bu sürece dahil edilmesini söyledik. Özetle TOKİ'ye sağlanan bedava arsa, efendim bunun yanında altyapı yatırımları vesaire, bunların özel sektöre sağlanarak üst eşik birim fiyatının belirlenerek açık eksiltme ile
kat karşılığı ihalelerinin yapılmasını bu şekilde efendim özel sektöründe sisteme dahil edilmesini söyledik. Bunu daha genişleterek çalışmalarımızı yapıyoruz. Onu da sunacağız kamuoyuna. Kamu ve özel işbirliklerinden bahsediyorsunuz değil mi? Yanlış anlamadım. Tabii özel sektörün dahil olmadığı bir hamle konut sektöründe zayıf kalacaktır. Yani %6'sı 7'si gibi diyoruz. %95'e yakın konutu özel sektör üretiyor. Dolayısıyla özel sektörü sistemin içine dahil edecek bir yapıyı mutlaka oluşturmak lazım. Onunla ilgili belki biz bütün tarafların olduğu, bu konuda uzman kişilerin olduğu bir çalıştay da yapıp kamuoyuyla paylaşacağız. Çünkü çok önemli bir konu vardı. Dün de bir takip ettik. Gıvder'in bir çalışması var. Kira artışlarını düşürmek amaçlı sizin de dediğiniz bir kamu özel çalışmalarını öneriyorlar, işbirliklerini öneriyorlar. Fakat onlar kira tarafını söylüyorlar. Sizce şimdi diğer taraftan satılık konutlar da çok ciddi fiyat artışları gerçekleşti. Bununla alakalı aynı zamanda inşaat maliyetlerinde de ciddi artış var. O konuda da sizlere hak veriyoruz tabii ki. Peki konut fiyatlarını düşürmek için ne gibi çalışmalar yapılabilir sizce? Valla zamanımız da kısıtlı ama çok özetleyeyim şöyle. Bir kere konut girdisinin en önemli maliyet kalemi arsa. %50'ye yakın arsadan geliyor konut fiyatlarını. Bunun yanında inşaattaki maliyet artışları. Bunun yanında satış, pazarlama, diğer vergi giderleri vesaire. Dolayısıyla bunlarla ilgili bir takım destekler verilirse, özellikle arsa geliştirme, altyapıyı geliştirme, bununla ilgili bir takım işte yapı denetim harçlarıdır, tapu harçlarıdır, efendim ruhsat harçlarıdır gibi bu özellikteki projelere, bunlar özel tanımlı proje kapsamına girsin, sosyal komut amaçlı yapılan projeler, bunlara özel teşvikler verilirse ben inanıyorum ki çok daha uygun şartlarda konut üretilebilir ve özellikle dar gelirlinin alacağı, tabii bunun bir de banka finansman ayağı olması lazım. Dolayısıyla uzun vadeli mortgage kredileriyle özellikle bu projeler desteklenerek konut arzı genişletilebilir. Bununla ilgili dediğim gibi kapsamlı bir çalışma yine kamuoyuyla paylaşacağız. Efendim çok teşekkür ederim. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Müsiyat Genel Başkanı Mahmut Asmalı bizimleydi Öykü Cengiz. Şimdilik aktaracaklarımız buradan bu kadar.